Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg ET Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile beraber az sonra şirket haberleri, aracı kurum raporları ve daha fazlasını ele alacağız. Öncesinde ise yeni günde hangi göstergeleri izlemek lazım konuşalım. ALB Yatırım'a döneceğiz. Başa ekonomist doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle beraber. Filiz Hanım günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Bugüne baktığımızda özellikle Amerika'nın ajandasında ADP özel sektör istihdamı gibi önemli bir veri olduğunu görüyoruz. Tarım dışı istihdam öncesi herhalde burayı izlemek gerekecek. Dün ise Jolt Spec de hoş bir mesaj vermedi piyasaya. Bugün siz neleri takip edeceksiniz, neleri önemsiyorsunuz ajandada ve piyasalarda? Evet Zeynep Hanım, Ebru'nun iyi yayınlar. Bugün içeride makroekonomik veri ajandasında önemli bir veri olmadığını görüyoruz. BIST tarafına baktığımızda BIST tarafında dünden önceki gün 4680 kritik desteğin test edilmesi sonrası gelen tepki alımlarının dünde devam ettiğini gördük. Gün boyu alıcılı seyreden endeksin günü 2.99 yükselişi 4984'ten kapadığını gördük. Özellikle son iki günlük sürede endekse baktığımızda seans sonuna doğru saat 17 sonrası gelen ekstra alımların oldukça dikkat çekici olduğunu görüyoruz. Şimdi dün itibariyle 4980 düşen kırılım direncinin üstünde bir kapanış gelmesi kısa vadede düşüş trendinin kırıldığını ve güçlü bir şekilde kırıldığını gösteriyor. Bu endekse bir miktar rahatlama gelebileceği olarak yorumlanabilir. Ama tam anlamıyla trendin yükselişe döndüğünü söylemek için çok erken. Bu noktada endeksin ilk sınavı 5070 direnci olacaktır. Dolayısıyla bu direncin geçilmesi ve buranın üzerinde kalıcı bir kapanış olması durumunda bu durumda yeni yükselen trend için teknik altyapı oluşmuş olacaktır. Ama olur da bugün 5070 direnci test edilip kırılamazsa bu kez sert bir geri dönüş beklenebilir. Bu geri dönüşlerde 4900 seviyelerine kadar bir geri çekilme beklenebilir. 4900 altında 4850 geri çekilmelerde takip etmemiz gereken ana destek olacaktır. Buranın altına inişlerde satışlar daha da hızlanabilir. Küresel tarafa baktığımızda küresel tarafta sabah saatlerinde Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararını karşıladık. Piyasa 25 bas puan artış beklerken Yeni Zelanda Merkez Bankası 50 bas puanlık bir artış yaptı. Ve Yeni Zelanda doları bu sürpriz güçlü faiz artırımıyla %1'e yakın bir değer kazandı. Amerika tarafına baktığımızda her üç endeks, Nasdaq, S&P ve Dow Jones'un %0.5 kayıplarını kapadığını görüyoruz. İki etken var aslında düşüşte. İlki biraz önce sizin de dediğiniz gibi Jolt verisinin Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 9 milyonun altına gerilemesi aslında daha az agresif FED fiyatlamalarını işaret ediyor olmasına rağmen endeksler bu haberi çok da sevinemedi. Çünkü hem pazartesi gelen imalat PMI'nin beklentilerinin altında olması hem de dün fabrika siparişlerinin beklentilerden daha güçlü geri çekilme yaratması resesyon korkularını daha az agresif FED fiyatlamalarının önüne geçirdi ve endekslere satış getirdi. Tabii endekslere satış gelmesinin bir diğer sebebi JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'un yaptığı sözlü yönlendirmelerdi. Hissedarlarına yazdığı mektupta Amerika'da bankacılık endeksinin henüz bitmediğini ve etkilerinin uzun yıllar hissedileceğini söylemesi üzerine bankacılık hisseleri üzerine aslında sert bir satış geldi diyebiliriz. First Republic'de 5.5, yine bir diğer bölgesel banka Comerica'da 5.1'lik bir düşüş vardı. Yine büyük bankalarda da düşüş gördük. Bu anlamda Bank of America ve Wells Fargo'da da %2'lik bir düşüş vardı. S&P bankacılık endeksi de %2'ye varan bir düşüşle kapadı. Tabii dünkü bu kaygıların ötesiyle birlikte dolar endeksindeki gerilemeyle birlikte altın fiyatlarında da çok güçlü yükselme gördük. Bugün tarım dışı istihdam verisini karşılayacağız. 242.000'den 200.000'e geri çekilmesi bekleniyor. Hizmet PMI verisinin de Amerika'da yine beklentilerin üstünde 50'nin üstüne gelmesi bekleniyor. Haliyle iyi gelen verinin iyi piyasa, kötü gelen verinin de kötü piyasa yaratmasını bekleyebiliriz Zeynep Hanım. Takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, ALB Yatırım Baş Ekonomisti ile beraberdik. ADP özel sektör istihdamı bugün önemli. İstersen biz de hem yurt içi hem yurt dışı bilgileri şöyle bir toparlayalım açılış öncesi. Bir de tabii bu hafta